Selamlar arkadaşlar, Fengey'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlık tarihin en ikonik yapılarından birisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bugünkü konumuz Eyfel Kulesi. Arkadaşlar Eyfel Kulesi 1887 ve 1889 yılları arasında inşa edilmiş bir yapı. Ve bu yapı ilk inşa edildiğinde amacı düşünüldüğünden şu anda gördüğümüzden çok daha farklıydı arkadaşlar. O dönemde Fransa'da Paris'te bir expo yapılacaktı. Yani bir fuar ve bu fuarında konusu sanayiydi arkadaşlar. Bir sanayi fuarı yapılacaktı ve Eiffel Kulesi'nin inşasının da amacı bütün dünyaya Fransa'nın sanayi konusunda ne kadar ileri olduğunu, demiri, çeliği işleme konusunda ne kadar ileri olduğunu gösterebilmekti. Hatta ve hatta arkadaşlar bu yapı bir süre duracaktı olduğu bölgede ve bir süre da kaldırılacaktı. Bu bina yapılırken daha doğrusu bu kuleye yapılırken pek çok insan bundan çok rahatsızdı arkadaşlar. İnsanların pek çoğu da EFE Kulesi'ni açıkçası orada istemiyordu. Özellikle ...sanatçılardan oluşan bir grubun da şöyle bir açıklaması olmuştu. Biz kesinlikle Paris'imizde böyle ucu ve bir yapı istemiyoruz. Paris'in çok mükemmel bir dokusu var, çok güzel bir havası var. Böyle dev ve garabet bir yapıyla biz bu yapının bozulmasını kesinlikle istemiyoruz şeklinde... ...yazılı beyanatlarda bile bulunmuşlardı arkadaşlar. Hatta bir tanesi çok ileri gitmişti. Guy Mopasant Maupassant adlı bir yazar şöyle yapıyordu arkadaşlar. Adam... Bütün bu kule inşa edirken sürekli sövmüş, saymış, yakılmış arkadaşlar. Bu kuleyi istemediğiniz sürekli dile getirmiş. Ancak kule yapılıp bittikten sonra adam bir türlü kuleden indirememişler. Adam her gün, her gün Eyfel Kulesi'ndeki bir kafede oturuyormuş. E tanıyanlar arkadaşlar git sormuşlar en sonunda. Ya arkadaş sen sürekli bu kuleyi eleştirdin. Şöyle istemiyorum, böyle istemiyorum. Şimdi seni kuleden çıkartamıyorum. Senin ne işin var burada dediklerinde adamın cevabı şu olmuş. Demiş ki, ya arkadaş bu garabeti koca Paris'te göremediğim tek nokta burası. Ondan dolayı ben hep burada duruyorum. Yoksa başka bir yerde bunu göremeyeceğim, başka bir nokta daha olsa kesinlikle oraya giderdim. Emin olun şeklinde bir açıklaması da olmuş. Arkadaşlar bu kule gerçekten çok büyük bir kule. Yani hele ki o dönem düşünürsek yani 1800'lerin sonları gerçekten büyük bir yapı arkadaşlar. 300,5 metre. Uzunluğu 300,5 metre yani 300 artı bir yarım metre daha uzunluğunda dev bir yapı arkadaşlar. Çok uzun hatta bu kadar uzun olduğu için arkadaşlar etrafında bazı uçak gösterileri falan doldurmuş zamanda Uçaklar etrafında turlarda atarmış. Şimdi bu kadar büyük bir yapı, bu kadar uzun bir yapı ve tamamıyla metal. Şimdi metallerde en büyük sıkıntı ne oluyor arkadaşlar? Tahmin edebileceğiniz gibi metallerdeki en büyük sıkıntı pas. Evet arkadaşlar pas konusu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Dev bir metal kuleden bahsediyoruz. Bundan dolayı bu kule her 7 yılda bir boyanıyor arkadaşlar. Her 7 yılda bir bunun boyanması için 25 iş çalışıyor. 60 ton boya kullanıyorlar ve 2 hafta içinde de bu işlemi bitiriyorlar arkadaşlar. Şimdi metallerden bahsettiğimiz zaman paslanmadan sonra bir diğer konu da şu. Genleşme ve büzüşme konusu. Efe Kulesi'nin en büzüştüğü ve en genleştiği boyunun arasında 15 santimlik bir fark var arkadaşlar. Yani bu kule genleşmeden dolayı 15 santim uzayabiliyor. Tabi bu da metalin cinsine göre gerçekleşen bir durum. Başka metalden yapılmış olsaydı daha farklı bir değer görebilirdik. Çünkü her metalin biliyorsunuz ki genleşme ve büzüşme kas sayıları da birbirlerinden farklı. Şimdi arkadaşlar bu kuleyi zamanda Gustavo Eiffel yapmış. Yapmış da onun eline geçmiş. Aslında çok güzel bir şey geçmiş arkadaşlar. 100 sene boyunca Eyfel Kulesi'nin bütün gelirleri Gustavo Eyfel ve ailesine kalıyor arkadaşlar. 100 seneden sonra da %10'u bu şekilde ailesine kalmaya devam ediyor. Bence çok güzel bir şey. Yani ailesine hem maddi hem manevi hem bir isim olarak mükemmel bir mirasta bırakmış bu sayede. Tabi kendisi de bir oda yapmış Eyfel Kulesi'nin en üstünde. Gustavo Eyfel'in kendisine ait de güzel bir odası da var. Şimdi arkadaşlar bu kule... İki tane dünya savaşı görmüş bir kule. Birinci dünya savaşında, ikinci dünya savaşında görmüş bir kule arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu kule sürekli kalması için tasarlanmış bir kule değildi. Yani 2-3 yıl kalıp kaldırılacaktı. Ama sonrasında kalınması kalmasına karar verildi. Mustafa evvel sürekli kulenin daha uzun bir süre kalabilmesi için araştırmalar yapıyordu. Çeşitli bilim insanlarından da yardım alıyordu. Fakat ona en büyük yardım eden şey ne oldu biliyor musunuz? Ona en büyük yardımı eden şey Birinci Dünya Savaşı oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Eiffel Kulesi bir radyo vericisi olarak kullanıldı. O dönemde 300 metrelik bir radyo vericisi hiçbir yerde yoktu ve son derece verimli oldu. Bunda Eiffel Kulesi'nin kalıcılığında ciddi bir etkendir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı da bir durum var. İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanlar ta Fransa'ya giriyorlar. Paris'i de işgal ediyorlar arkadaşlar. Ve Hitler Eiffel Kulesi'ne tabii ki çıkmak istiyor zaferini bu şekilde kutlayacak. Fakat onu kötü bir sürpriz bekliyor. Çünkü Fransızlar Eiffel Kulesi'nin asansörlerini, halatlarını kesmiş. 1700 küsür merdiveni var arkadaşlar. Bu kadar merdivende çıkmak demek ki Hitler'e biraz zor gelmiş ki adamcağız da ne yapmış? böyle Eyfel'in önünde bir fotoğraf çektirmekle yetinmiş. Şimdi arkadaşlar savaşlar falan bunlar kötü şeyler ama güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eyfel Kulesi'nin çok güzel bir mesajı var. Ya Daha doğrusu Eyfel Kulesi sayesinde Fransızların verdiği mükemmel bir mesaj var arkadaşlar. Eyfel Kulesi'nin birinci ve ikinci katının arasında 72 tane Fransız bilim adamının ismi yazıyor arkadaşlar. Dev harflerle. Yani düşünebiliyor musunuz? Fransızlar ta o yıllardan bilim insanları ne kadar değer veriyorlarmış ve bu şekilde böyle ikonik bir yapıyla da bu insanları ölümsüzleştirmişler arkadaşlar. Şimdi ben de bu videonun altında bilgiler kısmında bu bilim insanlarının branşlarıyla beraber isimlerini paylaşacağım. İsteyenler oradan bakabilirler. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlardı. Çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin de bahsetmek istediğiniz veya bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa bunları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.